Bismillahirrahmanirrahim. Bâbüllezî yücâmi'u ve lâ yünzil. Bu bab da şunu beyan edecek ki, bir adam ailesine tekarrüb eder de meni nazil olmazsa, buna usul lazım mıdır, değil midir? Bu hükümde ashab-ı kiram arasında ihtilaf olmuş, o ihtilafı beyan ediyor, ondan sonra da son çıkan hükmü beyan ediyor. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي orada kitapta Übey yazılı yanlış Ebi Abdülsemet diyor ki babam bana rivayet eyledi ey validi قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني Zeyd ibn Halid el-Cüheni'den rivayet etti İmam-ı Tahavi senedi muttasil ile ennehu se'ale Osman ibn Affan Zeyd ibn Halid el-Cüheni diyor ki ben Hazreti Osman'a sordum enir racülü bir adamın hükmünden ki yücami'u ailesine tekarrub ediyor fe la yunzilu meni nazil olmuyor kâle Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdular ki leyse aleyhi anın üzerine ana olmadı ana vacip olmadı illa tuhur illa abdest illa abdest oldu diye fetva verdi yani meni gelmezse gusül vacip değildir dedi böyle fetva verdi sümme kâle sonra Hazreti Osman buyurdular ki semetuhu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu Peygamber Efendimiz'den işittim yani benim fetvam değilse de Resulullah Efendimiz'den işittim de onun için ben böyle diyorum şimdi bu hem fetva oldu hem rivayet oldu kâle Zeyd ibn Halid diyor ki ve sa'altu Ali ibn Abi Talib ve Zübeyr ibn el-Avam ve Talha ibn Ubeydillah ve Ubey ibn Ka'b. Kim ben gittim bunlara da sordum. Hazreti Osman 1, Hazreti Ali 2, Hazreti Zübeyr 3, Hazreti Talha 4, Ubey ibn Ka'b 5. Fekalu bunların hepsi de dediler. Zalike bunu dediler ki o adama gusül vacip değildir. Yalnız abdest vaciptir. Kale Ravi Yahya ibn Kesir diyor ki ve akhbereni Ebu Selemet. Ebu Seleme bana haber verdi. Kale haddeseni Urvetu. Bana Urve rivayet eyledi ki ennehu se'ale. Urve sual etti. Ebu Eyyub'a lensari Ebu Eyyub'a sordu. Fekale zalik. O da böyle fetva verdi ki ona abdest vaciptir. Usul vacip değildir. Diğer bir hadisi şerif daha birkaç hadisi şerif getirecek. Tabi bu hadis-i şerifleri beyan ettikten sonra diğer bunlara muhalif olan hadisleri de ziyaret getirecek, zikredecek. Haddesena Yezidu, kâle haddesena Musa bin İsmail, kâle haddesena Abdülvaris, fezekere bi isnadihi mislehu. Abdülvaris'ten sonra gelen ravileri de aynen o senette zikrederek bu hadis-i şerifi getirdi. Gayre ennehu lem yezkür aliyyen. Yalnız bu rivayette Zeyd ibn Halid el-Cüheni Hazreti Osman'dan sonra gitti sordu ya onları hepsini zikretti. Zübeyr, Talha, Übey ibn-i Kâb yalnız Hazreti Ali'yi zikreylemedi. Bir de velâ suâle Urvete Ebu Eyyub. Yukarıki hadiste diyor ki Urvet ibn-i Zübeyr Ebu Eyyub el-Ensari'ye sordu. Bunda o da yok. Farkı bu. Haddesena Fahdun gâle haddesena el-Himmani gâle haddesena Abdülvâris en Hüseyin el-Muallim en Yahya عن أبي سلمة عن أتى ابن يسار عن زيد بن خالد الجهني زيد بن خالد دن سردم روايته لدي قال سألت عثمان حضرة عثمان سردم عن الرجل بير أدمدن كي يجامع أهله عائلسنا تقرب eder ثم يكسل sonra iksal eder iksal eder ki yani onun menisi gelmez قال ليس عليه غسل ona غسل yoktur ona abdest lazım gelir فأتيت زبير بن العوام عوام زبير بن عوام geldim ve Übey ibn Ka'b onlara geldim onlara da sordum fekala dediler misle zalik böylece ona gusül lazım değildir abdest lazımdır dediler rivayet ederek hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den böyle rivayet ettiklerini dediler haddesena Yezid kale haddesena Musa ibn İsmail kale haddesena Hammad ibn Seleme İmam-ı Tahavi Yezid tarikiyle Hammad ibn Seleme'ye getiriyor. Ha diyor ikinci bir senet. Ve haddesene ibn Huzeyme kâle haddesene el-Haccac kâle haddesene Hammad. Bu sefer İmam-ı Tahavi ibn Huzeyme tarikiyle yine Hammad ibn Seleme'ye çıkarıyor. O da kimden? Hammad iki senette Hammad'da birleşti. O da an Hişam ibn Urve an Ebihi. Hişam ibn Urve'den o da babası Urve'den
en Ebi Eyyub-ül Ensari, o da Ebu Eyyub-ül Ensari'den, o da en Übey ibn-i Ka'b, Übey ibn-i Ka'b'den rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber Efendimiz buyurdular ki leyse fil iksali illa tuhur, leyse olmadı fil iksali, iksalda yani ailesine tekarrüb eder de meni gelmezse ona iksal derler, yani meni kesilmiş gelmedi, onda olmadı illa tuhur, illa abdest oldu. Haddesena Hüseyin ibn Nasr'ın kâle, haddesena Nuaym'ın kâle, akberena Abdet ibn Süleyman'a an Hişam ibn Urve an ebihi kâle, haddeseni Ebu Eyyub el-Ensari an Übey ibn Ka'b'in kâle, se'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Übey ibn Ka'b'den rivayet ediliyor. Übey ibn Ka'b buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz'e sordum. Enir-reculi yücami'u, bir adamdan ki ailesine tekarrub ediyor, feyüksilu, meni gelmiyor. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yâsilu mâ esâbehu, ona isabet eden şeyi yıkar. Yani ailesine tekarrub etti ya, burada kamışından kinaye, yâsilu mâ esâbehu, kamışını yıkar ve yetevaddâ, abdest alır, vudûevû lissalâ, abdeste nasıl, namaza nasıl abdest alırlarsa o şekilde de abdest alır. Haddesena Ebu Bekir'te kâle, haddesena İbrahim ibn-i Beşşar kâle, haddesena Süfyan kâle, haddesena Amr ibn-i Dinar en Urvete ibn-i İyad en Ebi Sa'idin el-Hudri kâle, Ebu Sa'idin el-Hudri'den rivayet ediyor, diyor ki kultur yehvani min el-Ensar, Ebu Sa'idin el-Hudri Ensar'dan kendi kardeşlerine, yani kendi cemaatine demiş ki Ensar'dan kardeşlerime dedim. Yani kendi cemaatinden bizzat, yani öz kardeşi demek değil. Ensar'dan olan cemaatime dedim. Enzilul emre, bu emri indirin. Kema tekulune, dediğiniz gibi. Diyorsunuz ki elma'u minelma, gusül meninin inzalından gelir. Bunu siz böyle bırakın. Enzilul emre, emri terk edin yani. Bunu bildiğiniz gibi, bu ameli bunu terk edin. Yahut da nasa terk edin. Siz böyle diyorsunuz ki meni gelmezse gusül yok. Ara eytüm, bana haber veriniz. İna tesil, ben gusül edersem seni olur. Siz diyorsunuz ki meni gelmezse gusül vacip değil. Peki ben meni gelmedi, ben gusül etsem ne olur yani? Bana ne lazım gelir? Gusül edenden daha iyi olmaz mı? Bana ne tereddüt eder dedim. Fekalu, onlar dediler ki la vallahi, yok bu doğru değil. Hatta la yekune, olmaya fi nefsike, senin nefsinde harecun, meşakkat olmaya, mimma kadallahu ve rasuluhu, Allah'ın ve Resulünün hükmettiği şeyden senin kalbinde bir harec, bir meşakkat olmaya. Niye? Yani sen bir gusül vacip görüyorsun. Yok, madem Allah ve Resulü gusül yoktur derse senin kalbinde de böyle olması lazım, bundan lazım. Sen de gusül etmemen lazım. Eğer gusül lazım gelir dersen, demek Allah ve Resulü'nün hükmüne razı olmadığın meydana çıkıyor. Yani böyle dedi de razı olmadılar diyor. Şu halde Ensar'da öyle evvelce kendi aralarında bir hüküm varmış ki gusletmezlermiş. Meni gelmezse gusletmezlermiş. Haddesena Yezidu, Yezidun kâle haddesena Vehbun kâle haddesena Şöbetu anil hakem an Zekvan Ebi Salih an Ebi Sa'idin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id'in Hudri diyor ki Resulullah Efendimiz merre ala racülün minel ensar, Ensar'dan bir adamın evine gitti, kapısına yani. O da diğer rivayetlerde geliyor ki Atban ibn Malik'in ensariymiş. Fede'ahu, onu çağırdı. Fekharece ileyhi, o adam Resulullah Efendimiz'e çıktı geldi. Ve rasuhu yekturu ma'en, başından su damlayarak geldi. Yani ecele gusletmiş, başından daha suları kurulamamış, damlayarak Resulullah Efendimiz'in yanına geldi. Kale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki leallena a'celnak, ümit edilir ki biz, yani burada muhakkak, biz muhakkak seni acele ettirdik. Yani işin acele bıraktın geldin. Kale ne'am, evet öyle dedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki feizâ u'cilte, sen acele olundun mu? Ev ukhitte, yahut da kaht olundun mu? Yani meni gelmedi mi? Ey fekade mâuke, senin suyun yani menin yok oldu mu?
فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ sene, فَعَلَيْكَ sene vatip oldu. الْوُضُوءُ abdest. Yahut da فَعَلَيْكَ sen mülazemet et, الْوُضُوءَ abdeste mülazemet et. Yani meni gelmezse usul vatip olmaz, yalnız abdest vatip olur diye buyurdu. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمِّي عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنِ الْحَارِسِ أن ابن شهاب أخبره عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد يعني أبو سعيد الخدري ذن رواية diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر في المزقال buyurdular الماء من الماء su sudan lazım gelir الماء yani غسل lazım gelir neden من الماء meninin خروجunda حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن السائب أن عبد الرحمن بن سعاد أن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف أبو أيوب الأنصاري حضرتlerinden rivayet eyledi İmam Tahavi حدثنا يزيد قال حدثنا العلاء بن محمد بن سنان محمد بن سنان diğer doğrusu diyor ki محمد بن سيار haşiyeden. İhtilaf etmişler. Ala İbni Muhammed İbni Sinan mi? Ala İbni Muhammed İbni Seyyar mi? Kale Ala dedi ki haddesena Muhammed İbni Amr İbni Alkama an Ebi Selemete an Ebi Hureyre'te kale ba'asa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gönderdi ila racülüm minel ensar. Ensardan bir adama bir elçi, haberci gönderdi. Fa'atta Ansardan olan o zat gecikti. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz geldikten sonra o adama dedi ki ma habeseke seni hapseden şey ne oldu yani niçin geç geldin? Kale o zat dedi ki kuntu asabtu min ehli. Ya Resulullah ben aileme tekarrub etmiştim. Felemma caa Resuluke vaktaki senin elçin geldi. İhtesaltu ben çarçabuk guslettim. Velem uhdis şeyen başka bir şey de yapmadım. Gusül ettim, acele geldim. Yani geciktiği gusül içinmiş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki el ma'u minel ma'u vel guslu ala men enzel. Öyle buyurdular. Yani el ma'u gusül neden lazım gelir? Minel ma'i meninin nüzulundan. Vel guslu gusül de lazım gelir ala men bir kimseye ki enzele meni nazil oldu. Ona gusül lazım gelir. Yani meni gelmezse gusül lazım gelmez hükmü çıktı bundan. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Cafer buyurdu. İmam-ı Sahabi ki fezehebe kavmun bir kavm zahib oldular. Neye? İlâ ennemen vati'e fil ferci. Bir adam ailesine tekarrub ederse felem yunzil meni de nazil olmazsa feleyse aleyhi anın üzerine vacip olmadı guslun gusül. Vehteccu ihticac ettiler fi zalik bu mesele hakkında da bihadi-i lasar bu hadisi şeriflerle ihticac ettiler, delil getirdiler. Bir kavim buna zahip oldular ki Hişam ibn Urve, Ebu Selemet ibn Abdurrahman, Ameş, Davud-u Zahiri buna zahip oldular. Ve halefen fî zâlike âkharun. Fakat bunlara diğer cemaat muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki aleyhi o adam üzerine vaciptir. El guslu usul ve in lem yunzil meni nazil olmasa bile. Bir adam ailesine tekarrub etti mi meni nazil olsun olmasın o adama usul vaciptir. Peki bu kavle zahip olanlar kim? Hulefai Raşidin yani Eyyime-i Erbe, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anh, Ehli Beyt, Fukai-i Kiram, Cumhur-i Sahabe, Cumhur-i Tabi'in bu kavle zahip oldular ki ondan sonra gelen Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Zahiriye'nin ekserisi de bu kavle zahip oldular ki meni gelsin gelmesin gusül vaciptir. Peki bunların da delilleri var mı? Tabi bunlar da hadisler getirdiler. Vehteccu fî zâlike bunlar da ihticac eylediler bu mesele hakkında. Bima haddesena Muhammed ibn-i Haccac ve Süleyman ibn-i Şuayb kâle haddesena Bişir ibn Bekr'in kâle haddesena Levza'yü kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Kasim an ebihi an Ayşe'te ennehâ su'ilet. Ayşe, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten sual edildi ki edildi. Neden? Enir recüli bir adamdan ki yücami'ü tekarrub ediyor ailesine felâ yünzülü meni nasil olmuyor. Ne lazım gelir? Fekalet Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyurdular ki fealtuhu ene
ben onu işledim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber, yani ikimiz bu işi yaptık. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye tekarrub etmiş. Fâtesennâ minhu cemiyen. Biz ikimiz de gusleyledik. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye tekarrub etmiş. Meride nazil olmamış. Fakat yine de gusül yapmışlar. Haddesena Muhammed ibn-i Behri bin-i Matar. El-Bagdadiyyü gâle haddesena Süleyman ibn-i Harbin gâle haddesena Hammad ibn-i Seleme. Ha ve haddesena ibn-i Huzeyme gâle haddesena Haccac gâle haddesena Hammad ibn-i Sâbitin en Abdillah ibn-i Rabah. En Abdülaziz ibn-i En-Nu'man. En Aişete radıyallahu anha gâlet. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İzel tekel khitânâni. İki sünnet mehalli, yani kadının ve erkeğin sünnet mehalleri birbirine iltika etti mi iğtesele guslederdi. Haddesena Rabi'ul Me'ezzinu kâle haddesena Esed kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme en Ali ibn-i Zeyd, Ali ibn-i Zeyd ibn-i Cüd'an en Sa'id ibn-i Müseyyib kâle zekere ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in ashabı zikreylediler ki izel tekel khitanani, iki sünnet mehalli birbirine değdi mi eyyucibül gusle, gusli icap eder mi? Ashab-ı kiram bunu zikreylediler ki acaba gusl meni nazil olmadı, gusli icap eder mi etmez mi? Fekal Ebu Musa, Ebu Musa el-Aşşari buyurdu ki enâ âtîküm bi'elmi zâlik. Bunun elmin, haberini size ben getireyim. Fenehada kalktı Ebu Musa el-Aşşari. Ve tebi'atuhu Said ibn-i Müseyyep buyuruyor ki ben de ona tabi oldum, gittim. Hatta etâ Âişe'de, Hazreti Âişe'ye geldi. Fekale ya ümmel müminin, ey müminlerin anası, inni üridü en eseleke an şeyin, bir şeyden sana sormak istiyorum. Üridü en eseleke an şeyin, bir şeyden sana sormak istiyorum. Ve ene estahyi en eseleke, fakat sana sormaktan da haya ediyorum. Fekale Hazreti Aişe buyurdu ki, sel, sor, fe innemâ ene ümmüke, ben senin ananım. Ezvac-ı müteharrat peygamberlerin aileleri, insanların anaları ya, yani utanma sor dedi. Kale Ebu Musa el-Eşari dedi ki izel tekel khitanani, iki sünnet mehalli birbirine mülaki olursa eyecibül guslu, gusül vacib olur mu? Ashab bunda ihtilaf ettiler de bu hükmü senden öğrenmek istedik dedi. Fekalet Hazreti Aişe buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İzel tekel khitanani, iki sünnet mehalli birbirine iltika etti mi iğtesele gusleder oldu. Bundan anlaşıldı ki meni nazil olsun olmasın gusül vacip oluyor. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Haccacun kâle haddesene Hammadun fezekere bi isnâdihi mislehu. İbn-i Huzeyme de aynen bu hadisi şerife Hazreti Ayşe'den böyle rivayet eyledi. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin kâle akbereni İyâdu ibn-i Abdillâhil Fehri. Kitapta Kureyş'i yazılı ama diğer haşyede diyor ki Fehri sahihi. Ve ibn-i Lehi'ata an Ebi Zübeyr El-Mekki an Cabir ibn Abdullah kâle akberetni. Cabir ibn Abdullah diyor ki bana haber verdi. Kim? Ümmü Kulsum. Ümmü Kulsum ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhün kızı. En Aişe'de radıyallahu anh'a kız kardeşi Hazreti Aişe radıyallahu anh'dan rivayet ederek haber verdi ki enne racülen sâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe buyuruyorlar ki bir adam Resulullah Efendimiz'e sordu. اَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ bir adam ailesine tekarrub ederse ثُمَّ يُكْسِلُ sonra iksal eder de menisi gelmezse bunun hükmü nedir diye sordu. هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ buna gusül vacip midir diye sordu. وَاَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا جَالِسَةٌ Hazreti Ayşe de orada oturuyor idi. Bu adam sorduğunda Resulullah Efendimiz size soruyor. Hazreti Ayşe de orada oturuyordu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki inni la ef'alu zalike ben bunu işlerim. Ene ve hazi ben işte bu Ayşe Hazreti Ayşe'yi göstererek biz bunu böyle yaparız. Sümme na'tesilu ondan sonra da gusl ederiz. Yani meni gelmediği halde hitaneyn iltika etti mi gusül vaciptir diye hükmünü beyan buyurmuş oldu. Kalu dediler ki fehazi la eser bu eserler tuhbir van Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki ennehu kâne yâtesilu gusl ederdi izâ câme'a ailelerine tekarrüb ettiği vakitte ve inlem yunzil meni nazil olmasa bile gusl ederdi. İşte bu mezhebe sahip olanlar bu hadislerle ihticac eylediler. Fekîle lehum
bu ikinci kavle sahip olanlara denilir ki hadil asar, sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadisler innema tuhbiru an fi'li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin fiilinden haber veriyor. Peygamber Efendimiz biz böyle yapardık diyor. Fakat hükmü beyan etmiyor ki siz de gusledin etmeyin demiyor. Kendi işi nasıl yaptığını haber veriyor. Fakat yecuzu caiz ki en yef'ale, Peygamber Efendimiz işlemiş ola ma aleyse aleyhi, kendi üzerine vacip olmayan bir şey işlemiş ola. Niye? Yani kendi üzerine gusül vacip değil de fakat vacip olmadığı halde gusleder idi. Peygamber Efendimiz biz gusleder idik diyor. Gusletmiş ama fakat kendisine vacip olmuş da gusletmiş, yoksa vacip olmadan mı gusletmiş? Buna dair bir hüküm yok. Vel asarul evvel, halbuki evvelki eserler, birinci mezhebe sahip olanlar tuhbir, haber veriyor ama yecibi vacip olandan ve ma la yecibi vacip olmayandan, ne vacipti ne vacip değildir. Bunu haber veriyor. Fehye evla, öyleyse birinci hadislerle amel etmek daha evladır. Birinci hadislerde bir adam ailesine tekarrub eder de meni nazil olmazsa ona ne vaciptir? Ona abdest vaciptir, usul vacip değildir diyor. Bak vacip olan ne? Abdest. Vacip olmayan usul. Onu beyan ediyor. Fakat bu hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz diyor ki biz bunu yapardık, huslederdik. Vacip midir, değil midir? Onu beyan etmiyor. Resulullah Efendimiz niye husletmiş? Vacip değil ama husletmiş. Olabilir. Öyleyse bu hadislerde ikinci kavle sahip olanlara delil yoktur dese فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ اِلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ السَّانِيَةِ, ikinci mekale ehline hüccetten olucudur. اَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى, birinci mekale sahiplerine. Yani meni nazil olmazsa usul vaciptir diyenlerin lehine, meni nazil olmazsa usul vacip değildir diyenlerin aleyhine hüccettendir ki اَنَّ الْآثَارَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْفَصِلْ اَوَّلْ, evvelki fasılda rivayet etmiş olduğumuz hadisler min hadel bab, bu babdan ala darbeyin, iki darb üzerine olucudur. Meni nazil olmazsa abdest lazımdır, usul vacip değildir diye hadisler geldi ya, orada rivayet ettiğimiz o hadisler iki darb üzerinedir. Fe darbun minhuma, o iki darbdan birisi el ma'u minel ma, la gayr. Meni gelirse usulde vaciptir. Başka bir şey yok. Birisi bu. Ve darbun minha, diğer bir darbi de enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kale buyurdular ki la gusle ala men eksele hatta yunsif. Bir adamın menisi gelmezse ona gusül olmadı hatta meni nazil oluncaya kadar. İşte iki darb. Demek ki bu hadisler iki hükmü beyan ediyor. Bu birinci babda zikrettiğimiz hadisler meni gelirse el ma'u min el ma, meni gelirse gusül vaciptir. Darbın birisi bu. İkincisi de bir adamın menisi gelmezse ona gusül vacip gelmez. Ta meni gelinceye kadar. Meni gelirse gusül de vaciptir. فَاَمَّا مَا وَالْبِذْ حَدِسْ كِي كَانَ اُلْدِ مِنْ ذَٰلِكِ فِي bu, مِنْ ذَٰلِكِ işte bu eserlerden bir hadis ki oldu. فِي ذِكْرُ الْمَاءُ مِنَ الْمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَا lefsi oldu. قَالَ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ وَاَنْ Abdullah ibn Abbas قَدْ رُوِيَ عَنْهُ, ondan rivayet edildi. فِي ذَٰلِكِ bu الْمَاءُ مِنَ الْمَا kavlünden hakkında enne murade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin muradi bihi bu الْمَاءُ مِنَ الْمَا kelimesinden muradi oldu. قَدْ كَانَ غَيْرَ مَا حَمَلُهُ عَلَيْهَا اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى, birinci mezhebe zahip olanların hamlettiğinin gayrisi oldu. Siz diyorsunuz ki birinci mekale sahipleri الْمَاءُ مِنَ الْمَا husul meninin nüzulundan lazım gelir. Halbuki Abdullah ibn Abbas diyor ki caiz ki bunun gayri ola. Bunun gayri nasıl olacak? Bak bir hadis getiriyor burada. O da nedir? Haddesena Fehdun, gâle haddesena Ebu Gassan, gâle haddesena Şerikun en Davuden, İkrimeten ibn Abbasın radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh madan İkrime rivayet ediyor. Neyi? Kavlehu el ma'u minel ma. El ma'u minel ma kavli şerifini rivayet ediyor. Diyor ki bu الْمَاءُ مِنَ الْمَا سُزِي اِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْاِحْتِلَامِ, bu ihtilamdadır. Yoksa ailesine hakikaten tekarrub etmiş de meni gelmiş gelmemiş o mesele değil. İhtilam olmuş. اِذَا رَاَ اَنَّهُ يُجَامِعُ, o rüyasında gördü ki ailesine tekarrub ediyor. ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ, fakat uyandı ki meni zahir olmamış. فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ, ona gusül yoktur. Abdullah ibn Abbas dedi ki bak الْمَاءُ مِنَ الْمَا dedi ki ihtilamda.
adam rüya görmüş, rüyada ailesine tekarrüb etmiş, bir de uyanmış, bakmış ki meni bir şey zuhur etmemiş. İhtilamda meni gelmezse usul yoktur. Doğru. Fahada ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas işte akad akbara, haber verdi ki enne veçehu bu elma'u minel ma'i hadisinin veçi gayrul veçhi lezi şul bir veçin gayrısıdır ki hamelehu aleyhi ehlül mekaletil ula. Birinci mekalet sahipleri hamlettiği gibi elma'u minel ma'i ailesine tekarrüb eder de meni gelirse usul lazımdır dediler. Halbuki aile meselesi yok. Elma'u minel ma'i onları öyle hamlettiler ama bu ikincisinde hayır. İhtilam olur da kendiniz meni eserini görmezse usul yoktur. Buna hamledilir dedi. فَدَادَّ قَوْلُهُ قَوْلَهُمْ öyleyse zıt oldu. Hazreti Abbas'ın, Abdullah ibn Abbas'ın bu kavli, bu birinci makale sahiplerinin kavline zıt oldu. Birinci kavle sahip olanlar ailesine tekarrüb eder de meni nazil olması. Abdullah ibn Abbas diyor ki, ihtilam olur da meni nazil olması. İkisi zıt oldu. Peki bu iki darbın birisi buydu. Elma min elma demek ki bunun iki veçi var. Bu ondan bu delil olamaz. İkincisi de la gusle ala men eksele hatta yunzil. Buna gelince ve emma maruviye fîmâ büyyine fîhil emr. Bir de var ki emir onda beyan edildi. Yani tesihle geldi ki gusül vacip değildir. Ailesine tekarrüb eder de meni nazil olmazsa ona gusül yoktur. Ve uhbire fîhî bil kasdî. Ukbire haber verildi fi anda bil kasdi. Kasıt burada tasif olmuş. El kıssa. Ukbire fi el kıssa. Kıssa haber verildi ki o da Ensar'dan bir zatın evine gittiler de Peygamber Efendimiz onu çağırdı. O da ailesini tekarrüb ediyordu. Hemen çarçabuk yıkandı gitti. Bu kıssa haber verildi ya. Burada beyan ediliyor ki ha ailesini tekarrüb eden bir adamdan neni nazil olmazsa اَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكِ bunda onun üzerine gusül yoktur. Hatta يَكُونَ الْمَا حَتَّى مَنِ نَازِلْ olan olursa gusül vardır. Buna gelince, bu rivayete gelince فَاَمَّا مَا رُوِيَ قُلْ بِالْحَدِسِ ki rivayet edildi. Rivayet edilen hadis nerede? فِي مَا قُلْ بِالْ yerdeki büyyine fihi anda beyan edildi. اَلْاَمْرُ اَمْرِ yani tasrihen gusül vacip değildir diye geldi bu rivayetler. Ve uhbire fihi anlarda da haber verildi bil kasti. Burada tasrif var ki el kıssa kıssa haber verildi ki Ensar'dan birisini Peygamber Efendimiz çağırdı. O da ailesiyle hali cimadaydı. Hemen alelacele gusletti geldi. O da Resulullah Efendimiz ona dedi ki meni gelmediyse gusül yok. La gusle aleyhi fi zalik. Böyle aileye tekarrupta gusül yoktur. Hatta yekûnel mahatta meni ora, yani meni nazil ola. فَاِنَّهُ قَدْرُوِ يَعْنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bu rivayete gelince Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Hilaf-ı zalik. Bunun hilafı da rivayet edildi. Evet bu rivayet var. Serahaten beyan ediyor ama bunun hilafı da rivayet edildi. İkisi birbirine zıt oluyor. Bu rivayet edilen neden? حَدَّسَنَا اِبْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي رَافِعٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا قَعَدَ insan oturdu mi بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعَ dört ele ayağı arasına kadının oturdu mi سُمَّ اِجْتَهَدَ sonra tekarrüpte iştihad etti mi tekarrüp etti mi وَجَبَ الْغُسْلُ وَنَا غُسُلْ وَاتِبُ olur burada bak meninin nüzulü şart değil غُسُلْ وَاتِبُ oldu. حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام وأبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله أين بو سند له بحديث الشريف ذكره لدره حدثنا فاتن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة ده أين حديث الشريف روايته لدره كي bir adam ailesinin dört ayağı eli kola arasına yani hali tekerrüp demek hali cimada bulunursa meni nazil olsun olmasın ona gusül vaciptir. Haddesena Fethun kâle haddesena Ebu Naim kâle haddesena Süfyan an Ali ibn Zeyd an Sa'id ibn Müseyyeb an Aişe'te kâle Sa'id ibn Müseyyeb Hazreti Aişe'den rivayet ediyor kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ bir adam ailesinin
dört şöbesi arasına oturursa sümme elzegel hitanel hitane sünnet mehallini onun sünnet mehalline izzak ederse yapıştırırsa fakat vecebel guslu gusül vacip olur. Gene meni gelsin gelmesin burada mutlak zikredildi. Gusül vacip. Haddesena Ahmed ibn Abdirrahman kâle haddesena ammi kâle haddesena ibn Lehi'a en Cafer ibn Rabi'a en Habban ibn Vasi'a en Urvet ibn Zübeyir en Ayşe'te en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Ayşe buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İza cavezel hitanul hitane sünnet mehalli sünnet mehalline tecavüz ederse girerse fakat vecebel gusül usul vacip olur. Bunlarda da meninin nüzulü zikredilmedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fehadil asar işte bu eserler bu hadisi şerifler tadaddül asar el evvel evvelki eserlere zıt olur. Evvelki eserlerde ne dedi? Dedi ki bir adam ailesine tekerrüb eder. Meni gelirse usul vacip olur. Gelmezse vacip olmaz. Bu eserlerde de diyor ki bir adam ailesine tekerrüb eder de sünnet mehalli, onun sünnet mehalline gelirse usul vaciptir. Meni gelsin gelmesin. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bu eserler birbirine zıt oldu. Ve leyse fî şeyin min zâlike delilun. Bu eserler arasında da bir delil yoktur. Elen alâ en nâsıhu min zâlik mahvû. Bunlardan hangisi nasıhtır? Buna da delil yok. Birinci hadisler mi nasıh? İkinci hadisler mi nasıh? Tabi hadisler birbirine zıt olursa nasıhı mensuh arayacağız. Evvelce varid olan hadisi şerif mensuhtur. İkincisi varid olan nasıhtır. Bunların hangisi nasıh, hangisi mensuh? Bunu aramak lazım. Fenezerna bunu aradık. Fizalik bu mesele hakkında. Feyza Ali ibn Şeybe kat haddesena baktık ki Ali ibn Şeybe bize rivayet ediyor. قَدْ حَدَّسَنَا dedi ki bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا الْحِمَّانِ ona da Himmani rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ الْمُبَارِكِ عَنْ يُونُسْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ rivayet eyledi ki اُبَيِّ بْنِ كَعْب buyurdular ki اِذَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ gusül neden lazım gelirdi? Meninin nüzulundan lazım gelirdi. İşte El-ma'u minel-ma hadisi şerifi ki meni gelirse usulde vaciptir. Bu oldu idi. Fi evvelil İslam, İslam'ın evvelinde hüküm böyle oldu idi. Felemma ahkemallahu el-emr. Allah-u Teala baktı ki emri ihkam eyledi. Yani Müslümanlık intişar eyledi. Neha anhu. Ondan sonra da bundan nehy eyledi. Eleyse İslamiyet'in evvelinde bu varmış. Meni gelmezse usul lazım gelmezmiş. Fakat sonradan bu neshedildi. Mütearis hadisler olunca biz nasıhı mensuhu aradık. Öyle anlaşıldı ki evvelki hadisler mensuh olmuş. İkinci hadislerde nasıh olmuş. Haddesena Ahmed ibn Abdurrahman kâle haddesena ammi kâle ekbereni Amr ibn al-Haris kâle kâle ibn Şahab haddeseni ba'du men erda. İbn Şahab diyor ki benim razı olduğum bir zat bana rivayet eyledi ki o da Ebu Hasim imiş. Onun ismini söylemiyor. Caiz ki o mecliste onu hoşlanmayan bir adam var da Ebu Hazim'den rivayet ediyorum demiyor. Benim razı olduğum, itimat ettiğim bir adam bana rivayet eyledi. An Sehl ibn Sa'd'in Sa'diyi enne Übeyye ibn Ka'bil Ensari Übeyye ibn Ka'b radıyallahu anh ahberehu ona haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ce'alel ma'a minel ma'i gusli meninin nüzulundan kıldıydı. Ruhseten ruhset kıldıydı fi evvelil İslam, İslamiyet'in evvelinde. Ailesine tekerrüb ederse, meni nazil olursa usul vacip olurdu. Meni nazil olmazsa usul vacip olmazdı. Bu İslamiyet'in evvelinde ruhset idi. Resulullah Efendimiz bunu ruhset kılmıştı. Sümme neha an zalik. Resulullah Efendimiz bundan nehy eyledi. Ve emere bil gusli, gusle emreyledi. Öyleyse gusle emir nasih oldu. Evvelki hadis mensuh oldu. Haddesena Yezid ibn Sinan el-Basri ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Leys kâle haddeseni Akil an ibn Şihab evet ibn kelimesinden sonra Şihab kelimesi nakis an ibn Şihab kâle Sehl ibn Sa'din el-Sa'di kâle haddeseni Übey ibn Ka'b Übey ibn Ka'b'den rivayet ediyor sümme zekere mislehu aynı hadisi şerifi zikreyledi ki Übey ibn-i Kâb diyor ki İslamiyet'in evvelinde
meni gelmemiş husul vacip olmazdı. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz nehyeyledi ki meni gelsin gelmesin husul edin. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَهَذَا اُبَيُّنْ İşte Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh yuhbiru haber veriyor ki enne haza bu sonki hadis huven nasihu nasihtir. لِقَوْلِهِ neyi nasihtir? لِقَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَا kavlisi şerifini nasihtir. Resulullah Efendimiz'e göre الْمَاءُ مِنَ الْمَا dedi. O mensuh oldu. O ikinci de nasih oldu. Evet. Übey ibn-i Ka'b de bunu rivayet etmiş oldu. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ bundan sonra da yani Übey ibn-i Ka'b'den rivayet edildi. مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا buna delalet eden şey gene ondan rivayet edildi. O da nedir? حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَمْ مَحْمُودِ بْنِ لُبَيْدٍ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ زَيْد بْنِ ثَابِتَ سُورْدِ عَنِ الرَّجُلِ bir adamdan ki يُصِيبَ اَهْلَهُ ailesine tekarrub eder sümme yüksilu ondan sonra da iksal eder ve la yunzilu meni nazil olmaz. فَقَالَ زَيْدٌ زَيْد buyurdu ki يَعْتَسِلُ gusl eder. فَقُلْتُ لَهُ ben Zeyd ibn-i Sabit'e dedim ki اَنَّ اُبَيَّ بْنِ كَعْبْ اُبَيَّ بْنِ كَعْبْ كَانَ لَا يَرَى ف۪يهِ الْغُسْلَ bunda gusli görmezdi. اُبَيَّ بْنِ كَعْبْ ona gusül vacip değildir derdi. Sen nasıl böyle fetva verdin? فَقَالَ زَيْدٌ Zeyd ibn-i Sabit buyurdu ki اَنَّ اُبَيَّ بْنِ كَعْبْ قَدْ نَزَعَ çıktı yani rucu etti. اَنْ ذَٰلِكَ o kavlundan قَبْلَ اَنْ يَمُوتْ ölmezden evvel o fetvasından döndü. Niye? İslamiyet'in evvelinde varmış. Nesk edildiğinden dolayı o da evvela fetva verilmiş ki usul lazım değildir fakat sonunda usul vaciptir diye fetva verdi. Haddesena Yunus قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله İmam Tahavi Yunus tarikiyle de bu hadis-i şerifi Yahya bin Said'den rivayet ediyor. قال أبو جعفر İmam Tahavi buyuruyor ki فهذا أبي işte أبي بن كعب قد قال هذا bunu dedi. وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافَ ذَٰلِكَ halbuki bunun hilafını da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemişti. فَلَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَنَا bu bizim indimizde bir adamdan iki dürlüsü zuhur etmez. Evvela gusül lazım değildir diye rivayet etsin. Sonunda da fetva versin ki gusül lazımdır. فَلَا يَجُوزُ هَذَا işte bu caiz değildir indana bizim indimizde. اِلَّا وَقَدْ سَبَتَ اِلَّا تَحْقِقْ sabit oldu. نَسْقُ ذَٰلِكَ bu hükmün mensuh olduğu indehu Übey ibn-i Ka'b'in indinde min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserle evvelki hükmün mensuh olduğu sabit oldu da bunun için birinci kavlinden döndüğü birinci kavli neydi? Meni gelmezse gusül vacip değildir. İşte bu kavlinden döndü meni gelsin gelmesin gusül vaciptir dedi. Eğer bu hüküm mensuh olmasa Übey ibn-i Ka'b öyle fetva versin, böyle rivayet etsin, bu olmaz. İlla nasih olduğu tebeyyün etti. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu an ibn-i Şehabin en Sa'id ibn-i Müseyyeb enne Umar ibn-i Hattab radıyallahu anhu. Sa'id ibn-i Müseyyeb diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu Osman ibn Affan radıyallahu anhu Hazreti Osman ve Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe ki zevce-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in zevce-i muhteremeleri. Bunlar kânû yekûlûne derdiler. İzâ messel hitânul hitâne erkekin sünnet mehalli kadının sünnet mehalline messederse değerse fakat vecebel guslu gusül vacib olur derdiler ve böyle fetva verirdiler. فَهَذَا عُثْمَانُ وَاِذَا işte Osman radıyallahu teâlâ anh de يَقُولُ هَذَا böyle dirdi ve böyle fetva verirdi. وَقَدْ رَوَى halbuki rivayet eyledi. An رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. خِلَافَهُ bunun hilafını yani evvelce rivayet eyledi ki اَلْمَاءُ مِنَ الْمَا meni gelirse usul lazımdır diye bunu rivayet eyledi ve böyle fetva verirdi. Halbuki sonunda döndü bu hükmü mensuh olduğunu anladı, döndü ve ne dedi? Sünnet mehalli, sünnet mehalline değerse usul vacip olur, meni nazil olsun olmasın. فَلَا يَجُوذُ هَذَا bu da caiz olmaz. Yani Hazreti Osman radıyallahu teâlâ anh'ın böyle
dönüp de fetva verilmesi olmaz. İlla vakat sebete illa sabit oldu. En nesuh nesuh indehu, onun indinde. Onun indinde nesuh sabit oldu da onun için evvelki fetvasından döndü ve böylece fetva verdi. Haddesene ibn-i Merzuk'in. Selamünaleyküm. Haddesene Hümeydü Sa'iğu. Kale haddesene Habib ibn-i Şihab en ebihi. Kale seeltu Ebu Hureyre'te. Ben Hazreti Ebu Hureyre'ye sordum. Neyi? Ma yucibül gusle, guslim icap eden şeyi. Fekale buyurdu ki, izâ gâbetil müdevvere. Müdevvere yani sünnet mehalli, gâib oldu mu gusül vaciptir diye o da böylece rivayet eyledi. Ve kad rüviyan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den tahkik rivayet edildi. Ma şul bir hadisler ki kad zekerinahu, biz onları zikreyledik. Anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den. Fî hâdel bâb, bu babda. O da neden? Mâ yuhâlifü zâlike, bu hükme muhalif olan hadisleri rivayet eyledik. Yani evvelce biz rivayet eyledik ki, Peygamber Efendimiz'den rivayetler var, iki türlü rivayet var. Birisinde el-mâ'u minel-mâ, meni gelirse gusül vacip olur. Diğer birçok rivayetlerde de zikreyledik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sünnet mehalli, sünnet mehalline temas etti mi gusül vaciptir. Fahada işte bu rivayetler eyza böylece delilün delildir. Ela neshi zalik, evvelki rivayetlerin neshedildiğine delildir. Yani evvelce İslamiyet'te meni gelmemiş gusül vacip olmaz idi. Fakat sonradan bu neshedildi. İltikaül hitaneyin bulundu mi meni nazil olsun olmasın gusül vaciptir. Evvelki hüküm neshedildi. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ali ibn-i Mâbed kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amr an Zeyd ibn-i Ebi Üneyse an Amr ibn-i Murre el-Cemeliyyi an Sa'id ibn-i Müseyyeb kâle. Sa'id ibn-i Müseyyeb buyurdular ki kâne ricâlun minel ansar. Metinde kâleden sonra kâne nakis. Kâne racülün minel ansar, ensardan bir takım adamlar oldu. Yüftûne fetva verir oldular. Ki enner racüle bir adam izâ câme'al mer'ete kadına tekarrub etti mi? Ve lem yunzil meni de nazil olmadı mi? Fela gusle aleyhi, anın üzerine gusül vacip değildir. Diye fetva verirdiler. Ve kânel muhacirûne muhacirler de oldular idi. La yutabi'unehum, onlara tabi olmaz idiler. Olmaz oldular. Alâ zâlik, buna bunların fetvalarına uymazdılar ve bunların fetvalarını dinlemezdiler. Yani muhacirun guslederdi, ensar gusletmezdiler. Fâzâ yedullu, bu da delalet eder. Alâ neshi zâlike izâ, bu evvelki hükmün mensuh olduğuna delalet eder. Ne için? لأن عثمان والزبير عثمان والزبير بن عوام رضي الله عنهما هما من المهاجرين bunlar muhacirlerden idiler. وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimizden de işittiler. Ney ma kad ravayna anhuma, onlardan rivayet edilen hadisi işittiler ki evveli hadel bab, bu babın evvelinde. Bu babın evvelinde zikrettik ki Hazreti Osman ve Hazreti Zübeyir Resulullah Efendimiz'den işittiler. El-ma'u minel-ma buyurdu. Yani meni gelmezse gusül vacip olmaz dediler. Sonra ne yaptılar? Bunu işittiler ve rivayet ettiler. Sümme kad kâla, sonra hükmettiler. Bi hilâfi zâlike, bunun hilâfını hükmettiler ki iltikâul hitâneyn, bulundu mu gusül vaciptir dediler. Felâ yecûdu zâlike, bu da caiz olmaz. Hem böyle rivayet etsinler, hem de hilafına hareket etsinler. Bu caiz olmaz. Minhuma, Hazreti Osman ve Hazreti Zübeyir'den. İlla vakat sebeti, illa tehkik sabit oldu. En neshu, evvelki hükmün neshedildiği indehuma, her ikisi indinde. Osman ve Zübeyir radıyallahu anhuma'nın indinde hükmün mensuh olduğu sabit oldu da onun için ikinci kavliyle fetva verdiler. Sümme kad keşefe zâlike, sonra bu meseleyi keşfetti. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer bunu keşfetti, yani vüzuha kavuşturdu. Li hadreti ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin ashabının huzurunda. O ashab da kimden? Minel muhacirine vel ensar, muhacirlerden ve ensardan.
hepsinden mürekkep bir cemaatin huzurunda Hazreti Ömer radıyallahu anh bu meseleyi izaha kavuşturdular. فَلَمْ يَسْبِتْ sabit olmadı. ذَٰلِكَ bu ansarın gavli عِنْدَهُ Hazreti Ömer'in indinde sabit olmadı. Onlar الْمَاءُ مِنَ الْمَا dediler. Bunu ispat etmek istediler. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala indinde bunu tamamıyla tamam bir şekilde ispat edemediler. فَحَمَلَ النَّاسَ نَاسِ حَمْلَيْلَدِ عَلَى غَيْرِهِ onun gayrisine. Hazreti Ömer nasi dedi ki yok. Bu elma min elma diyorsunuz. Bunu tam bir zuha kavuşturamadınız. Binaenaleyh gusül vaciptir diye nasi ona hamletti. O yola sevk etti. Ve emarehum bil gusli gusille de emreyledi. Ve lem yatarid aleyhi Hazreti Ömer'e yatıraz eylemedi. Fî zâlike bu mesele hakkında ehadun hiçbir kimse. Ashabdan birisi de kalkıp da sen yanlış ediyorsun, buna icbar ediyorsun. İlla iltika ruhetaneyim bulun değil mi? Gusledin diyorsunuz. Diyorsun bu yanlıştır diye kimseye itiraz eylemedi. Ve sellemu teslim ettiler zalike Hazreti Ömer'in bu hükmünü lehu Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'in iltika ruhetaneyim bulun değil mi? Gusül vaciptir dediğini teslim eylediler. Fezalike delilun bu da delildir. Ala rucu'ihim ensarın rucu ettiğine eyza yukarıda zikrettiğimiz gibi ila kavlihi Hazreti Ömer'in kavlüne. Ashabtan bilhassa ensardan elma'u min elma diyenler de bu hükmün mensuh olduğunu anladılar. Onlar da Hazreti Ömer'in kavlüne rücu ettiler. Yani iltikaul hitaneyin bulunduğu mu usul vaciptir. Peki bu Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an nasıl bunu vüzuha kavuşturdu? Mesele nasıl oldu? Onu izah ediyor. Diyor ki حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصارية بن رفاعة مخدوم عبيد اشتم معمر diyor öyle عبيد ki الأنصارية أنصاردان muhacirlerden değil. Yakulu Übeyt derdi ki künna fi meclisin biz mecliste idik. Öyle meclis ki fihi o mecliste olucuydu Zeyd ibn-i Sabit o mecliste idi. Fetezakerna biz zikreyledik müzakere eyledik. El gusle minel inzal. Guslün inzaldan olduğunu meni gelirse gusül vaciptir yoksa değildir bunu müzakere eyledik. Acaba İnzal olsa usul vaciptir, inzal olmasa usul vacip midir diye böyle bir müzakereye girdik. Fekale Zeydün Zeyd dedi ki ma ala ahadikum sizden hiçbir kimse üzerine vacip olmadı. İza cami'a ailesine tekarrüb ettiği vakitte öyle mücamaa ki felem mücamaa etti de meni nazil olmadı. O vakitte hiçbir kimse böyle yapmadı. Ona vacip olmaz. İlla en yâsile fercehu illa avret mehallini yıkamak vacip olur. Ve yetevadda vuduvahu lissalâ. Namaza nasıl abdest alınırsa öyle bir abdest almak ona vacip olur. Fekâme racülü min ehlil meclis. O meclisten bir adam kalktı. Fe etâ Ömer'e, Hazreti Ömer'e geldi. Fe akberehu bunu haber verdi. Hazreti Ömer'e haber verdi. Bizalike bu meseleyi. Ya emirel müminin dedi. Zeyd ibn-i Sabit böyle fetva veriyor. فقال عمر حضرت عمر dedi للرجل خبر veren adama ki اذهب انت بنفسك بنفس kendi nefsin git فاتني به زيد بن ثابت bana getir حتى تكون انت الشاهد عليه sen ona da şahit olasın yani sen git getir ki bu meselenin şahidi sensin bunun böyle söylediğini duydun kendin şahit olasın sözüne olur ki yani inkar ederse زيد بن ثابت sen şahit olursan ki bu benim yanımda böyle söyledi. فَذَهَبَ o adam gitti فَجَاءَ بِهِ زَيْدِ بْنِ سَابِتِ getirdi. وَعِنْدِ عُمَرَ Hazreti Ömer indinde var idi. نَاسٌ بِي جَمَاعَتْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ın eshabından da bir cemaat var idi. كِ فِيهِمْ o cemaatin içinde idi. Ali ibn Ebi Talib ve Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma. Hazreti Ali ile Hazreti Muaz da o cemaatin içinde idiler. فَقَالَ عُمَرُ Hazreti Ömer dedi ki kime? Hitaben Zeyd ibn-i Sabit'e radıyallahu anh ona dedi ki ente aduvu nefsike sen kendi nefsin düşmanı mısın?
Hem bir rivayette ente udeyyü nefsike, kendi nefsin düşmancığı mısın? Udeyyü aslı udeyyü ismi tesir. Tabi ya ile vav bir kelimede cem olduğundan vaviye kalb ediliyor, ya itham ediliyor, udeyyü olur. O rivayette var. Ente aduvü nefsike, ente udeyyü nefsike. Sen kendi nefsin düşmanı mısın? Tüftin nase nase fetva veriyorsun. Bihaza bununla fetva veriyorsun. Yani kendi nefsin düşmanı mısın? Allah'tan korkmuyor musun? Böyle yanlış fetva veriyorsun. Fekale Zeydün, Zeyd ibn-i Sabit buyurdular ki Eme vallahi, Allah'a yemin ederim ki mebteda'tuhu, ben bunu kendim ihdas etmedim. Eme aslı ema, tahfif ile elif hasfedilmiş. Eme vallahi mebteda'tuhu, ben bunu kendim bidat olarak ihdas etmedim. Bu fetvayı kendimden vermedim. Velakinni semi'tuhu, ben bunu işittim. Min a'mami, amucelerimden. Amucelerim de kim? Rifa'at ibn-i Rafi' ve min Ebi Eyyub'il Ensari. Rifa'at ibn-i Rafi' ile Ebu Eyyub'il Ensari, bunlardan işittim. Bunlar da Ensar'dan olduğundan Hazreti Zeyd ibn-i Sabit'in amuceleri geliyordular. Yani o makamdaydılar. Fekale Ömer, Hazreti Ömer dedi, limen indehu, kendi yanında olanlara. Onlar da kimden? Min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin ashabından kendi yanında olanlara dedi ki, ma tekulune, siz nedirsiniz? Sizin bildiğiniz nedir? Bu mesele hakkında kendi bildiğinizi izah ediniz. Fehtelefu aleyhi. Hazreti Ömer'in yanında bunlar ihtilaf eylediler. Yani bir kısmı dedi ki, gusül vaciptir, bir kısmı dedi ki gusül vacip değildir. Ailesini tekerrüp eder de meni gelmezse ona gusül vacip midir değil midir? Bazıları gusül vaciptir dediler, bazıları değildir dediler, ihtilaf ettiler. Fekale Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki ya ibadullah, ey Allah'ın kulları, femen kime eselü, sorarım ba'deküm, sizde, sizden sonra, sizden sonra ben kime bu meseleleri sorar da izahat alırım? Ve entüm, halbuki siz ehl-i Bedir'in, ehl-i Bedir'siniz, Bedir harbinde bulunan adamlarsınız. Öyle ehl-i Bedir'deki el-ehyâr, ümmet-i Muhammed'in hayırlilerisiniz. Ümmet-i Muhammed'in hayırlileri Bedir'de bulunanlardır. Siz de ehl-i Bedir'siniz. Sizden sonra ben kime sorayım? Böyle ihtilafa düştünüz. Sizden sonra daha fazla ihtilaf olur. Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala onların ihtilaf meselesinden o da hayrette kaldı. Ne yapacağını düşünmeye başladı. Fekale lehu Ali ibn Ebi Talib, Hazreti Ali kerramallahu ve Hazreti Ömer'e dedi ki فَاَرْسِلِ لَا اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimizin zevcelerine gönder. فَاِنَّهُ اِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ, eğer bu mesele hakkında bir elem, bir malumat var ise onların yanında zeherte, sen zahir oldun aleyhi ana. Yani ondan haberini aldın, oradan haberi alırsın. فَاَرْسَلِ اِلٰى حَفْسَةِ, Hazreti Ömer kendi kızı ve Hazreti Peygamber Efendimizin zevce-i muhteremeleri Hazreti Hafsa'ya gönderdi, adam gönderdi. فَسَأَلَهَا, Hazreti Hafsa'ya giden adam sordu. فَقَالَتْ, Hazreti Hafsa buyurdular ki لَا عِلْمَ لِي بِذَٰلِكَ, buni benim ilmim yok, buna benim ilmim yok, la ilmeli, benim ilmim olmadı, li benim için, bizalik buni, yani bu meseleyi ben bilmiyorum. Sümme erseleyle Aişete radıyallahu anh'a, sonra Hazreti Aişe'ye adam gönderdi. Fekalet, Hazreti Aişe buyurdu ki izâ câvezel hitânul hitâne fekat vecebel guslu, yani Hazreti Aişe radıyallahu anh'a indinde bu meseleyi, bu meselenin ilmi ve haberi var imiş. O da buyurdu ki sünnet mehalli, sünnet mehalline değdi mi? Fakat vecebel guslu, gusül vacip olur. Bu adam da geldi Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'ya haber verdi ki Hazreti Ayşe böyle buyuruyor. Fekale Ömer radıyallahu teala anhu, Hazreti Ömer o vakitte dedi, inde zalik, bu haberi aldıktan sonra Hazreti Ömer işi bile sıkıştırdı. Yani böyle ihtilaf ediyorsunuz. Bak Hazreti Ayşe'den de sorduk. Hazreti Ayşe'nin vermiş olduğu cevap bu kat'idir ve binaen aleyh usul vaciptir. Öyleyse size ben emrediyorum, herkes böylece amel etsin. La a'lemu ahaden,
Hazreti Ömer ondan sonra dedi ki ben hiçbir kimseyi bilmem ki fealehu, bunu işledi. Yani meni gelmedi, ailesine tekerrüb etti de meni gelmedi o adamda. Sümme lem yağtesil, usul etmedi, ailesine tekerrüb etmedi. Etti, meni gelmedi. O adam da sümme lem yağtesil, usul etmedi. Eğer bunu ben bilmem, işitmem, illa cealtehu, illa bilirsemse o adamı kılarım, nekalen nasa ibret kılarım. Yani ben ona eziyet ederim. Yani hüküm budur. Bundan sonra evvelki hüküm neshedilmiştir. Onu terk edeceksiniz ve böyle amel edeceksiniz. Hazreti Ömer radıyallahu teala bir de ceza koydu. Her kim böyle bir ailesine tekerrüb eder de meni gelmezse, o adam da gusül etmezse, ben bunu bilirsemse o adama ceza veririm. Haddesene ibn-i Davud kâle haddesene Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Nümeyr kâle haddesene ibn-i İdris en Muhammed ibn-i İshak ha, yani sened ahir ve haddesene ibn-i Davud kâle haddesene İyyâşu ibn-i Velid kâle haddesene Abdül-Ala ibn-i Abdül-Ala en ibn-i İshak en Yezid ibn-i Ebi Habib en Ma'mer ibn-i Ebi Habib'e en Ubeyd ibn-i Rifa'a en Ebi'hi. İmam-ı Tahavi iki senetle de yine Ubeyd ibn Rifa'ya kadar rivayet ediyor. Rifa'a kâle, Hazreti Rifa'a dedi ki inni lecalisun inde Ömer ibn Hattab, ben Ömer ibn Hattab'ın yanında oturuyor idim radıyallahu anh. İzi ca'a raculun, bir adam geldi, fekâle dedi ki ya emirel müminin, ey müminlerin emiri, hâzâ Zeyd ibn Sabit yufti ennâse fil gusur. İşte Zeyd ibn Sabit müftin nasa fetva veriyor. Fil guslu usul de minel cenabeti, cenabetten gusül etmekte fetva veriyor. Bir reyi kendi reyiyle, yani Resulullah Efendimiz'in ahadisi şerifi hükmüyle değil de kendi fikriyle, kendi reyiyle fetva veriyor. Yani hata ediyor. Fekal Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer buyurdular ki e'acel, acele et aleyye, bana bihi onu, yani git onu acele bana getir. Feca'a Zeydun, bu adam da gitti, Hazreti Zeyd'e söyledi, Zeyd ibn Sabit de geldi. Fekal Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh Zeyd ibn Sabit'e dedi ki kad belagani, bana erişti min emrike, senin emrinden ki en tüftiyen nase, sen nase fetva vermek veriyorsun, bil gusle usile minel cenabeti, cenabetten gus etmekte fetva veriyorsun. Bir reyike, kendi reyinle. Nerede? Fi Mescid-i Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in mescidinde kendi reyinle fetva veriyorsun. Fekale lehu Zeydun, Zeyd Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya dedi ki eme vallahi ya emirel müminin, ya emirel müminin, vallahi ma efteytü rayi, ben kendi reyimle fetva vermedim. Velâken semi'tu min a'mâmi, ben amucelerimden işittim. Şeyen, bir şeyi fekultu, hükmettim, bir anıladı, hükmettim. Yani bunu ben kendim uydurmadım. Emucelerim Resulullah Efendimiz'den rivayet eylemişler. Ben de onlardan işittim, öğrendim ve böylece fetva verdim. Fekale min ey Zeyd ibn Sabit radıyallahu teala anh böyle buyurunca fekale Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki min eyyi a'mamik, sen emucelerimden işittim diyorsun. Hangi emucelerinden işittin? Fekale Zeyd ibn Sabit radıyallahu ta'ala buyurdu ki min Übey ibn Ka'bin ve Ebi Eyyub ibn el-Ensari ve Rifa'ate ibn Rafi'a. Übey ibn Ka'b'den, Ebu Eyyub el-Ensari'den ve Rifa'ate ibn Rafi'a'den, bunlardan işittim. Zaten Hazreti Rifa'a da orada oturuyor. Feltefete, iltifat etti. Ravi kim? Hazreti Rifa'a. Diyor ki iltifat etti ileyye bana, Ömer'e, Hazreti Ömer. Fekale dedi ki ma yekulu hadel feta, bu genç ne diyor? Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh genç olduğundan ona feta dedi. Bu feta ne diyor? Bu genç ne diyor? Kale Rifa'a radıyallahu anh buyurdu ki kultu, ben dedim inna kunna lenef'aluhu, biz böylece yapardık ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında böyle yapardık, ailelerimize tekarrüp ederdik. Meni nazil olmazdı, sümme la nâtesil, gusul da yapmazdık. Böyle hareket ederdik. Kâle, Hazreti Ömer buyurdu ki, اَفَسَأَلْتُمُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem, siz böyle yapardınız ama Resulullah Efendimiz'e sordunuz mu? En zâlike, bunun hükmünü, ya Resulullah biz böyle yapıyoruz, caiz midir, değil midir, bunu sordunuz mu? Fakultu, Hazreti Rifa diyor ki, ben dedim ki, la, sormadık. Biz sormadık deyince Hazreti Ömer radıyallahu teala bunların bu sözünü kabul etmedi. Siz böyle yapardınız ama Resulullah Efendimiz'in emrini, rivayetini bilmiyorsunuz. Sormadınız, öğrenmediniz. Siz kendi kendinize böyle hareket ederdiniz. Onun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh kâle buyurdu ki aleyye bin nâs, nâsı bana toplayın. Tabi nâsı toplamak için münadi çıkarttılar. Münadi bağırdı. Eshab-ı kiram toplandı. Geldi onlara sordu. Ne dersiniz bu mesele hakkında? فَتَّفَقَ النَّاسِ Nas ittifak ettiler ki اَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ اِلَّا مِنَ الْمَاءِ اَنَّ الْمَاءَ غُسُلْ لَا يَكُونُ Vacip olmaz. اِلَّا مِنَ الْمَاءِ اِلَّا مَنِينِ Nüzulundan olur. Böyle ittifak ettiler. اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَلِيِّنْ وَمُعَاذِ بِنِ جَبَلْ اِلَّا Hazreti Ali ile Muazi bin Cebel buna muhalif oldular. Hazreti Ali muhacirinden, Muazi bin Cebel de Ensar'dan. Bunların ikisi de buradaki cemaate muhalefet ettiler. Fakala dediler ki اِذَا جَابَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ Her ikisi de dediler ki sünnet mehalline tecavüz ederse fakat وَجَبَ الْغُسْلُ غُسُلْ vacip olur. Şimdi ashab-ı kiram meni gelmezse gusül vacip değildir dediler. Hazreti Ali ile Muaz ibn-i Cebel hayır, meninin nüzulü şart değildir. Sünnet mehalline temas etmişse gusül vaciptir dediler. Fakale Hazreti Ali kerramallahu ve şeb buyurdu ki ya emirel müminin. Ey emirel müminin la ecidu ahaden hiçbir kimseyi bulmam. E'leme bihaza bunu daha ziyade bile min emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizin emrinden bu işi daha alim bir kimseyi bilmem min ezvacihi ezvacından başka. Yani bu işi en ziyade bilen ezvacı mütahharattır. Onlardan başka bu işi daha iyi bilen bir kimseyi bilmem ben. Fe ersele ila Hafsata radıyallahu anh Hazreti Ömer Hazreti Hafsa'ya kendi kerimesi Hazreti Hafsa'ya gönderdi. Fekalet Hazreti Hafsa buyurdular ki la ilmeli benim malumatım yok. Bu meseleyi bilmiyorum. Fe'ersele ile Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'ye adım gönderdiler. Fekalet Hazreti Aişe buyurdu ki İzâ câvezel khitanul khitane sünnet mehalline tecavüz ederse fakat vecebel guslu gusül vaciptir dedi. Fetahattama bunun üzerine tahattum etti. Yani gayzi doldu. Ateş gibi oldu. Kızdı yani. Hazreti Ömer bunun üzerine kızdı. Ve kâle dedi ki leyn uhbirtu eğer bana haber verilirse bana bir kimse gelir haber verirse bi ahadin bir kimseyi ki yef'aluhu böyle işler ailesine tekarrub eder de meni nazil olmaz. O da gusletmez. Fümmenâ yâtesülü. Sonra da o adam gusletmez. Böyle bir adamı gelir bana haber verirlerse لَاَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً Ben onu yıkarım عُقُوبَةً عُقُوبَةً yönünde. Yani ona azap ederim. Ben onu boş bırakmam. اَيْ لَمَالِنْتُ Ben mülayim, leyin olmam, yumuşak olmam فِي عُقُوبَتِهِ Ona azap etmede merhamet, şefkat etmem. Azap ederim. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عدي يركي أصحاب رسول الله مذاكرة اتلال عند عمر بن الخطاب حزرة عمر عندنا الغسل من الجنابة جنابتن غسلت مذاكرة اتلال فقال بعضهم بعض سيدة دلالك إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
sünnet mehalli, sünnet mehalline tecavüz ederse, yani değerse usul vacip olur. Ve kâle bâduhum, ashab-ı kiramın bazıları da dediler ki, yok öyle değil. İnnemel mâ'u minel mâ. Meni gelirse usul vacip olur, meni gelmezse usul vacip olmaz dediler. Fekâle Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer buyurdular ki, kad ihtaleftum aleyye. Ben sizi topladım, müşavere ediyorum. Siz bana üzerinde ihtilaf ettiniz. Yani bu mesele hakkında sözü bir edemediniz. Ve entüm ehlü bedrinil ahyar. Halbuki ehli Bedir ki dünyanın hayırlileri sizsiniz. Hayırlileri sizsiniz. Siz ihtilaf ettiniz. Fe keyfe bin nâsi ba'deküm. Sizden sonra nasıl olur? Onlar daha ziyade ihtilaf ederler. Fekâle Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh, Hazreti Ali buyurdular ki, ya emirel müminin, İn aradte en te'aleme zalik, bu meselenin hakikatini bilmek ister isense, fersil ila ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin zevcelerine haber gönder, feselhünne onlara sor, en zalike bu mesele hakkında onlardan sor. Fersele ila Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'ye gönderdi. Yukarıda da geçti, elbela Hazreti Hafsa'ya gönderdi. Onun bu hususta malumatı olmadığından Hazreti Ayşe'ye gönderdi. Fekalet Hazreti Ayşe buyurdular ki, اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Sünnet mehalli, sünnet mehalline tecavüz ederse, girerse yani, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ, usul vacip olur. Fekale Ömer radıyallahu anhu inde zalik. Bu Hazreti Ayşe'nin haberini işittikten sonra Hazreti Ömer buyurdular ki, لَا أَسْمَا وَحَدًا, hiçbir kimseyi işitmem ki yekulu der, اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ, اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ kelimesini söyler. Yani gusül vacip olmaz, meni nazil olmadıkça böyle der, fetva verir. Bunu kimseden işitmem. İlla cealtuhu, ben o adını kılarım. Nekâle nekel kılarım. Nasa ibret kılarım. Yani ona eziyet ederim. Hatta millet ondan ibret alsın. Fahâdâ Ömer, işte Hazreti Ömer radıyallahu anh, kad hamelen nâse alâ hâdâ. Nâsi bu hüküm üzerine hamleyledi. Yani gusülün vücubuna nasih hamleyledi ki gusledin dedi bi hadreti ashab-ı Resulillah, ashab-ı Resulullah'ın huzurunda. Felem yünkir zâlike aleyhi münkir. Hiçbir kimse de Hazreti Ömer'e inkar eylemedi. Bir adam da kalkıp da senin bu hükmün yanlıştır demedi. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki bu son hüküm nedir? Gusüldü. Meni nazil olsun olmasın, gusül vaciptir. وَقَوْلُ رِفَعَةَ فِي حَد۪يسِ اِبْنِ اِسْحَقِ, İbn-i İshak'ın rivayetindeki Rufa'nın kavli. فَقَالَ النَّاسُ, nas dediler ki ne kavli? اَلْمَاءُ مِنَ الْمَا, nasın اَلْمَاءُ مِنَ الْمَا demesi. Hadis-i şerifte geldi ki gusül meninin nüzulü sebebiyle vacip olur. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Buna da diyor ki يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ, İhtimal ki ola Ömer, Hazreti Ömer lem yekbel zalik, bunu kabul etmedi. El-ma'u minel-ma, bu sözü kabul etmedi. Ne için kabul etmedi? Le-ennehu kad yehtemilu. El-ma'u minel-ma mühtemil olur ki en yekûne ola alama ol bir hüküm üzerine ola ki hameluhu. El-ma'u minel-ma sözünü hamleylediler aleyhi o hüküm üzerine. O da neden? Min zalik cimada. Yani el-ma'u minel-ma, ailesine cima ederse, tekarrub ederse, meni gelirse usul lazımdır. Buna hamletmek imkanı var, ihtimali var. Ve yehtemilu en yekune, bir ihtimal da var ki bu ola. Kemâ kâle ibn-i Abbasin radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Abbas'ın dediği gibi ola. Abdullah ibn-i Abbas dedi ki bu el-ma'u minel-ma ailesine tekarrub hakkında değil. Bir adam yattı da ihtilam oldu, rüyada ihtilam oldu, uyandı, rüyayı hatırladı ki ihtilam olmuş, yani rüyada bir kadınla mücamaa etmiş, cimada bulunmuş. O vakitte o adamın üzerine usul vacip midir, değil midir? Ha, onun hükmü elma'u minelma, eğer üzerinde meni eseri varsa o adama usul vaciptir. Yoksa mücerret rüya gördü, bir kadına tekarrüp etti, kendisinde meni zahir olmamış, yaşlık gelmemiş, o adama usul vacip değildir. Bu kabilden olan. Şimdi el-ma'u minel-ma iki ihtimali var. Ya bu cima hakkındadır yahut da ihtilam hakkındadır. Bunun için bu iki ihtimal olduğundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bu sözü kabul eylemedi. Felemma lem yusbitu, vaktaki ispat edemediler. Lehu Hazreti Ömer'e.
zalike bu elma'u min elma'nın manasını ispat edemediler. Tereke kavlehum, onların sözünü terk eyledi. Elma'u min elma diyenlerin sözünü terk etti. Fesare gitti ila ma ra'ahu, kendisinin reyine gitti. Kendisine dedi, gusül vaciptir dedi. Huve, kendisinin görmüş olduğu vesair ve sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramın diğerlerinde reyleri olan gusülün vücubuna zahip oldu. Fakat rüviyen aharine minhum, başkalarından da, ashabın başkalarından da rivayet edildi. Mâ yuvâfiku zâlike izâ, Hazreti Ömer'in bu hükmüne muvafık olan şeyler rivayet edildi. O rivayetleri de getiriyor. 4-5 hadis daha epeyce geliyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr kâle haddesena Hammad ibn Zeydin anil Haccac an Ebi Cafer. Ebu Cafer lil Bakir. Ebu Cafer Muhammed ibn Bakir'den rivayet eyledi. O da kimden? En Muhammed ibn Ali'yin radıyallahu anh ve Muhammed ibn Hanefiyye'den. Kâle içtema'l muhacirun, muhacirler toplandılar. İçtima iledi. Muhacirler icma ilediler yani demek. Ennemâ evcebe, ol bir şey ki vacip kıldı aleyhi o adam üzerine. El hadde haddi. Hadde neden? Minel cildi, minel celdi, dövmekten. Var recmi, recimden. Mesela bir adam zina etti. Mühsin değil ise celd edilir. Mühsin ise recm edilir. Evet. Bu haddi vacip kılan şey evcebel gusle, gusle de icap etti. İşte muhacirun bu kaide üzerine ittifak ettiler ki haddi mucib olan şey gusle de muciptir. Bu muhacirler de kim? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh. İşte bunlar dördü de ittifak ettiler ki haddi mucib olan şey gusül de muciptir. Sünnet mehalli, sünnet mehalline girmiş ise bu da sabit olursa o adama had lazımdır, cet mi lazımdır, recim mi lazımdır. Orada meninin nüzulü şart değildir. Bunu da ittifak ettiler. Haddesena Yezidu, kal haddesena Abdurrahman ibn Mehdiyin, kal haddesena Süfyanu, an Mansurin, an İbrahim, an Abdillah, Abdullah ibn Mesud'den İbrahim'in Nakhay'ı rivayet eyledi. Firreculi bir adam hakkında rivayet eyledi ki yücami'u felâ yunzib. Ailesini tekarrub ediyor, meni nazil olmuyor. Gâle. Abdullah ibn Mesud buyurdular ki zâ belâtu zâlik. Ben bu işi yaptığım vakitte iğtasırtı gusl ederim. Yani ben aileme tekarrub etsem de meni nazil olmasa ben gusl ederim dedi. Bak bu da başka bir rivayet. Bu da teyit ve tekit ediyor ki meni nazil olsun olmasın usul vaciptir. Haddesena Yezidu kâle, haddesena Abdurrahman kâle, haddesena Süfyan en ilâmeş, en İbrahim, en alakamete, en abdillâhi mislehu. Diğer bir senetle İmam-ı Tehavi Abdullah bin Mesud'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle, akberene ibn-i Vehbin, enne maliken haddesehu en nafi'an ibn-i Umar'a radıyallahu anh. İmam-ı Tehavi Abdullah ibn Ömer'den de rivayet ediyor. Kale Abdullah ibn Ömer dediler ki İzâ halefel hitânul hitâne. Sünnet mehalli sünnet mehalline halef olursa yani girerse fakat vecebel gusül gusül vacib olur. Haddesena Revhun kale haddesena ibn-i Bükeyrin kale haddesena Hammad ibn-i Zeydin enis Sek'abi ibn-i Züheyrin en Abdillah ibn-i Esved kale kâne ebi yeb'asuni. Abdullah ibn Esved diyor ki babam Esved beni gönderirdi. İlâ Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe'ye gönderirdi. Kabla nehtelim ben buluğa irmezden evvel. Giderdim. İzin istemeden içeri girer idim. Hazreti Âişe radıyallahu anh'ın yanına girer idim. Felemme ehtelemtu vaktaki buluğa erdim. Cîtü ben geldim fenâdeytü. İçeri girmedim nida ettim yani izin istedim. Perde arkasında izin istedim, içeri girmedim. Fakultu dedim Hazreti Ayşe'ye ki ma yucibul gusle. Gusli icap eden şey nedir? Fakalet Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki izel teqatil mevasi. Usturalar, piçaklar birbirine değdiği vakıttadır. Musa usturaya derler. Yani bir adamın avret mehalliyle kadının avret mehalli
etrafındaki kırlar usturayla tıraş edildiğinden onu kinaye terkiyle ve gayet güzel bir ibareyle izah etti ki usturaların birbirine değdiği yerdir. Yani sünnet mahalli, sünnet mahalline girmişse gusül vaciptir dedi. Şimdi bu da başka gene bir rivayet. Abdullah bin Mesud'dan. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة'dan sordum ki ما يوجب الغسل غسل إيجاب eden şey nedir فقالت buyurdu ki إذا جاوز الختان الختان سنت محل سنت محل نيكشت مي فقد وجب الغسل غسل واجب olur. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رواية دلد قال إذا التقى الختانان سنة محلري iki سنة محل birbirini التقى ederse فقد وجب الغسل غسل واجبتر. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسمع قال حدثنا جويرية جويرية رواية ديور جويرية İbn-i Esma-i Duba'i, yani kadın değil, bu erkeğin adı Cüveyriye. En-Nafi'in, en-Abdillah, Nafi'den, o da Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi. Kale, İzâ halefel hitânul hitâne, sünnet mehalli, sünnet mehallini ihtilaf ederse, birbirine değerse, fakat vecebel usul vacib olur. Haddesena Ahmedu, kale, haddesena Müseddedun, kale, haddesena Hammad ibn-i Zeydin, en-Asimin, en-Zirrin, en-Aliyyin radıyallahu anhum mislehum. Hazreti Ali radıyallahu teala anten de Zir ibn Hubeyş tarihiyle bu hadis rivayet ediliyor ki sünnet mahalleri birbirine değdi mi husul vaciptir. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fakat sebete bihadil asar işte bu eserlerle sabit oldu elleti raveynaha. O bir eserler ki biz onları burada rivayet eyledik, zikreyledik. Bunlarla sabit oldu ne? Sihhatu kavli men bir kimsenin kavlünün, sözünün doğruluğu ki zehebe zahip oldu. İlâ vücûbil guslu, guslun vücûbuna biltekâil hitâneyn sünnet mehallerinin birbirine iltikası sebebiyle guslun vücûbuna zahip oldu. Bunların sözünün sıhhati sabit oldu. Bu eserlerle, yani şu sabit oluyor ki sünnet mehalli, sünnet mehalline girerse gusül vaciptir. Böyle diyenlerin sözü daha sağlam, daha doğru oldu. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın veçi budur مِنْ تَرِيكِ الْآثَارِ Asar terikiyle. Nekil terikiyle bu böyledir. Nekil terikiyle sabit oldu ki gusül vaciptir. Burada İmam-ı Tahavi işi bağladı. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ تَرِيكِ النَّزَرِ Kıyas terikine gelince فَاِنَّا رَئِنَاهُمْ Biz ulemayı gördük ki لَمْ يَخْتَلِفُوا İhtilaf etmediler. Neden? اَنَّ الْجِمَاءَ فِي الْفَرْجِ Ferce cima etmek. اَلَّذ۪ي لَا اِنْزَالَ مَعْهُ Bir adam, bir kadının fercine cima eder de inzal olmazsa hadesun bu bir hadestir, abdestsizliktir. فَقَالَ قَوْمٌ Bunda ittifak ettiler. İttifak ettikten sonra فَقَالَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı dediler ki işte اَيْمَيْ اَرْبَعَ Onlara tabi olanlar bunlar dediler ki huve bu adamın kamışının ferce girmesi hadestir ama eğlezül ehdasi hadeslerin en galizidir. En galizi bu cima etmek. Fe evcebu fihi bunda vacip kıldılar. Eğlezet tahara taharetin en ağırını en ağlasını vacip kıldılar ki vehvel guslu o da gusuldür. Madem hadeslerin en galizi o öyleyse taharetlerin de en galizi gusuldür. Gusul vaciptir dediler. Ve kâle kavmun bir takım cemaat de dediler ki Ata, Amer, Hişam, Davud'u Zahir'i de bu ne? İkinci kavimden. Onlar da dediler ki huve ki ehaffil ehdas. Yok bu hadislerin en hafifi gibidir. Bir adam bevül nasıl çıkmışsa, kan vücudundan nasıl çıkmışsa o cemaat hükmü de öyledir dediler. Fe evcebu fihi bunda vacip kıldılar. Ehaffet taharat taharetlerin en hafifi. O da ney? Vehvel vudu vudu. Yani o bir adamdan ha bevül çıkmış ha da bir adam cima etmiş. İkisini bir saydılar. Öyleyse bunda abdest vaciptir dediler. Öyleyse iki cemaat ihtilaf eyledi.
Bir kısmı ağızı tahareti vacip kıldı, birisi de hafzı tahareti vacip kıldı. فَاَرَدُنَا اَنَّنْ زُرَ Biz bakmayı murad ettik. Neye? اِلَى الْتِقَاءِ الْخِتَالِ Sünnet mehalli, sünnet mehalline girerse هَلْ هُوَ اَغْلَزُ الْاَشْيَا Bu eşyanın ağlazı mıdır? Yoksa ehaffı mıdır? هَلْ هُوَ اَغْلَزُ الْاَشْيَا Bu eşyanın ağlazı mıdır ki فَنُوْجِبُ Vacip kılalım fihi bunda اَغْلَزَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ Bunda vacip olan şeyin en galizini vacip kılalım. Yani eğer bu sünnet mehallinin sünnet mehalline girmesi eşyanın en ağlazı ise öyleyse bu husustan en ağlaz olan gusli burada vacip kılalım. Bunu aradık. فَوَجَدْنَا اَشْيَا Biz bir takım şeyler bulduk. يُوْجِبُهَا Onları icap ediyor. الْجِمَعُ Cima onları icap ediyor. Aileye tekarrub etmek, kadına tekarrub etmek onları icap ediyor. Ve o da nedir? Fesadü siyamı vel hac. Bir adam cima ederse orucu bozulur, hacı da bozulur. Ha, demek ki cimaın bozmuş olduğu başka şeyler de var. O da ne? Oruç ve hac. Fekâne zâlik. Bu oldu. Orucun ve hacın bozulması biltikâil hitâneyn sünnet mehallerinin birbirine temasıyla oldu. وَاِنْ لَمْ يَكُمْ مَعْهُ اِنْزَارٌ İsterse o adamla inzar olmasın, meni nazil olmasın bile. Bir adam bir kadına tekarrub etti de sünnet mehalli, sünnet mehalline girdi mi, meni nazil olmasa bile orucu da bozuldu, hacı da bozuldu. وَيُوْجُبُ ذَٰلِكَ Bu icap eder ki haccı hacda, hacda bu vaki olmuşsa vacip kılar eddeme cezayı, bir kurban kesmesini. وَقَدَى الْحَجِّ Haccın da kaza etmesini. Çünkü hacı gitti ne yapacak? Bir kurban kesecek, hacı da kaza edecek. Ve yucibu fissiyam oruçta da icap eder. El gada vel kefvare. Gada ve kefvareti icap eder. Fi gavlimen bir kimsenin gavlünden ki yucibaha gada ve kefvareti vacip kılar. Sünnet mehalli sünnet mehalline değerse ulemanın gazisi indinde o adamın orucu bozulur, gada ve kefvaret lazım gelir. وَلَوْ كَانَ جَامِعَ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ Fercin dununda mücamaat ise, kadının göbeğine yahut da koltuğunun altına yahut da yani fercinin gayri bir yere mücamaat ise وَجَبَ عَلَيْهِ O adama vacip olur فِي الْحَجِّ حَجْدَ دَمٌ فَقَدْ Yanınız dem, yani hacı fasit olmaz, bir dem vacip olur. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ O adam üzerine vacip olmaz ki siyam oruçta şeyin hiçbir şey. İlla en yünzile, illa meni nasıl olursa. Yani adam zekerini kadının göbeğine yahut da butuna yahut da koltuğunun altına bir yere sürmüş. Meni nasıl olmamış, orucu bozulur mu? Bozulmaz. İlla meni nasıl olursa orucu bozulur. Ama mührim ise aletini böyle kadının bir tarafına sürerse ona dem vaciptir. Meni nasıl olmasa bile. Ve küllü zâlike bunların hepsi de muharremün haramdır aleyhi o adam üzerine fi haccihi ve siyamihi yani ceza vacip olmuş olmamış yahut da orucu bozulmamış fakat o adam üzerine bu haramdır. İster haccinde olsun ister orucunda olsun. Ve kâne oldu men bir kimse ki zina etti bir mre'atin bir kadınla zina etti. Hüdde had vurulur ona. Ve inlem yünzi isterse inzal olmasın. Yani bir adam bir kadınla zina etse meni nazil olmasa bile ona had vacip olur. Eğer bekar ise yüzdeyenlik vurulur, evli ise recm edilir. وَلَوْ فَعَلَ ذَٰلِكَ Bu zinayı yaparsa عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ شُبْهَ وَجْهِ üzerine فَسَقَتَ سَاقِتْ olur biha bu şüpheyle الْحَدُّ حَدْ اَنْهُ adamdan. وَجَبَ عَلَيْهِ ana vacip olur الْمِهْرُ مِهِرْ Yani bir kadını getirdiler senin kadınındır diye onun koynuna koydular. Halbuki kadını değilmiş. O adam o kadınla zina etti ama kendi ailesi zenniyle. Sonra anlaşıldı ki ailesi değilmiş. Had ondan sakit olur. Had yok ama fakat mehir vacip olur. O kadının mehrini verecek. Ve kâne lev câme'ahâ eğer o kadına cima ise idi fî mâ dûnel ferc fercin mâ dûnunda öyle şüpheyle bir kadının getirseler o da fercinden gayri bir yere mücamaat ise lem yecib aleyhi fî zâlike haddun ve lâ mehrun. Ona bu hususta bir had yahut da mehir de vacip değildir. Olmadı.
وَلَاكِنَّهُ يُعَزَّرْ Lakin tazir edilir. اِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُفَةٌ Şüphe olmasa tazir edilir. Yani böyle şüpheli değil de şüphesiz bir kadının fercinin gayrisine kendisinin zekerini sürdü. Evet. Ona ne lazım gelir? Bunu da diyor, mehir lazım gelir mi? Mehir, hadde lazım gelmez mehir de, lakin tazir edilir. Niye? Haram bir şeye gitti. Eğer şüphe yoksa. Ve kâne racülü izâ tezevvecel mer'ete. Bir adam bir kadını tezevvüc etse, fecâmâhâ cimâ'an. Kadına tekarrub etse, cimâ etse, lâ halvete mâhû. Halvet olmaksızın. Cimâ etse, fil ferci fercinde cimâ etse deniyor. Sümme tallegâhâ, ferzinde cimâ ettikten sonra kadını talak edersin. Kâne aleyhi anın üzerine vaciptir el mihru mihir. Enzele ister meni nazil olsun, evlen yünzil ister nazil olmasın. Ve vecebet aleyhe o kadın üzerine de vacip oldu. El iddetu, iddet de vacip oldu. Ve halleha zalik, bu o kadını helal kıldı. Zevcihel evvel, evvelki zevcine de helal kıldı. Bir adam bir kadını aldı. Halvet bulunmaksızın bu bir var ki halveti sahihe, yani kadınla beraber bir yerde bulundu, orada kimse yok. O kadını tekarrub etse edebilirdi. Fakat böyle bir halvet olmadan adam kadınla mücamaat etti. Hem de fercine mücamaat etti. Sonra da kadını boşladı. Öyleyse buna hüküm tereddüt eder. Ney? İster meni nazil olsun, ister olmasın. Madem bu bulundu, mehri vaciptir bir. O kadının mehrini verecek. O kadın başka kocaya varmak için iddet bekleyecek. İki, eğer o kadını evvelce bir adam üç talakla boşamış da alamıyordu. Sonra bu ikinci adama varmıştı. Bu ikinci adam da bu şekilde onu mücamaat ettikten sonra boşadıysa birinci kocasına helal olur. Bu üç hüküm buna tereddüt eder. وَلَوْ جَامَعَهَا Eğer o kadına mücamaat etse فِي مَدُونَ الْفَرْجِ Ferzin madununa, koltuğuna, göbeğine لَمْ يَجِبْ ف۪ي ذَٰلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ Bunda o adama hiçbir şey vacip olmaz. Ne had vacip olur, ne mehir vacip olur, ne de evvelki kocasına helal olur, ne de iddet vacip olur. وَكَانَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ Onun üzerine ne vaciptir? Talakta nısful mehir. E bu kadını boşadı. Had lazım mı değil? Ya birinci kocasına helal olur mu? Yok, olmaz. Ya ne lazım? Mehri nısfı lazım gelir. Çünkü ferç cimada olmamış. Şey cima ferçli olmamış. İnkâne semmâ lehâ. Eğer o kadına mehir tesmiye etmişse semmâ lehâ mehren. Kadına mehir tesmiye etmişse onun yarısını verir. Evil müt'atü yahut da müt'e vaciptir. İzâ lem yükün semmâ lehâ mehren. Yok, mehir tesmiye etmemişse onun müt'esini verir. Eğer mehir tesmiye etmemişse müt'e vacip olur. Müt'e nedir? Müt'e üç şeyden ibarettir. Eddir'u vel himaru vel milhafe. Kadının giyeceği bir entari, bir başörtüsü, bir de onun çarşafı. Evet, bunun üzerine la tuzadu ala nisfil mehri ve la tunakkasu min hamseti derahim. Bu müt'e bunun üzerine ziyade edilmez. Yani bu beş, üç şey var ya, bu üç şey alınırken bunların kıymeti nısfı, mehrin yarısını geçerse fazlası verilmez. Mehrin yarısına kadar. Noksan da edilmez. Beş dirhemden aşağı noksan da edilmez. Ekelli mehir Hanefiye indinde 10 dirhemdir. Yarın mehrin yarısı lazım gelirse 5 dirhem, 5 dirhemden de noksan edilmez. Peki bu müt'ede kimin hali itibar edilecek? Mesela dire, himar, milhef alınacak. Bunlar da kadının mi hali itibar edilecek, erkekin mi hali itibar edilecek? Bunda da ulemanın ihtilafı var. Bazıları diyor ki kadının haline bakılır. Fakat doğrusu erkekin haline bakılır. Yani o erkek zengin ise ona göre alınır. Orta halli ise ona göre alınır. Fakir ise ona göre alınır. Fekâne yecibu.
vacip oldu. Fekâne yecibu vacip oldu. Fî hâzîl eşyâ bu eşyada yani hâdî, sevhûm, hudûd ve mihir meselelerinde mücerred iltikâ-i hitâni sebebiyle vacip oldu. Elleti öyle eşyalar ki vesefnâ biz onları vesfettik. Bu birinci sıfat. Elleti bu da ikinci sıfat. Elleti öyle eşyalar ki la inzâle me'ahâ o eşyalarla beraber inzal da yok. Hac, sevm, hudud, mihir meselelerinde inzal olmadığı halde mücerred iltikai hitani ile vacip oldu. Ne vacip oldu? Ağlazuma şul bir şeyin galizi ki en kafası çetini ki yeti bu vacip olur. Fil cima'i cima'da ellezi öyle cima ki me'ahu onunla vardır el inzal inzal. Bir cima'daki inzal vardır. Onda vacip olanın daha ağlazı iltikai hitaneyinde oldu. Bu min de mayı beyanidir. Mayeci büdeki mayı beyan ediyor. İnzal olan cimada vacip olan şey de neden? Minel hududu hududdan vel muhuri mehirden ve gayri zalikten. Bundan başka hadise ömrülü bunlarda. Hulase bundan anlaşılıyor ki iltikai hitaneyin ile bir şey vacip oluyor. Bir de bir cima ki onda inzal var. Bununla da bir şey vacip oluyor. Hangisi de daha ağlaz oluyor? Hitaneyn, mücerred, iltikai hitaneyn ile olandaki hüküm daha ağlaz oluyor. Bunu şöylece şartı güzel hülasa etmiş. Bunu okuyayım. Velhasil ennemâ yecibü biltikai hitaneyn. İltikai hitaneyn ile vacip olan huve o nedir? Ağlazı daha ağlazdır. Min mucibil inzal bidunil iltika. İltikai hitaynin olmaksızın mücerred inzal sebebiyle vacip olan şeyden daha ağlazdır. Yani bir iltikai hitaneyin var. Bir de var ki inzal var da iltikai hitaneyin yok. Bunların ikisinde de birer hüküm var. İkisinin hükmüne bakılırsa İltikai hitaneyn olmamış, inzal olmuş. O neyi mucipse, iltikai, inzal olmamış da iltikai hitaneyn olmuş. Onun mucibi arasında bir mukayese yaparsak ise, iltikai hitaneyn mucibi daha haliz oluyor. Fe innel tekai hitaneyn, hitaneynin iltikası, velev bila inzalin, isterse inzal olmasın. يُوْجِبُ الدَّمَ فِي الْحَجِ Hacda demi mucib olur. وَقَدَاءَ Haccın kazasını vacib olur. وَفِي السَّوْمُ Oruçta da الْقَدَى وَالْكَفَّارَ قَدَى وَالْكَفَّارَةِ mucib olur. وَفِي الزِّنَا Zinada da الْحَدَّ حَدِّ mucib olur. Yani iltikai hitaneyn bulunmuş fakat inzal bulunmamış. Bunlar vacib olur. وَفِي الطَّلَاقِ Talakta da الْمِهِرْ El-mehre mehre mucib olur ve el-iddete iddeti mucib olur. Ve hilaf-ı inzal bütün iltikai hitaneyn. İltikai hitaneyn olmaksızın inzal olursa bunun hilafıdır. İltikai hitaneyn olmamış adam kadının koltuğuna yahut da buduna yahut da göbeğine mesela aletini sürerek inzal etmiş böyle olursa bunda da hükümler vardır. فَاِنَّهُ لَا يَجِبُ قَدَعُ الْحَجِ Haccı fasit olmasa, haccın katası vacip olmaz. Belirde mi fakat? Ona birden vacip olur. Bir koyun kesecek. Ve yucibu fissavmi, savmda mucib olur. El kaza, kazayı mucib olur. El kefareti, kefareti. Halbuki yukarısında kaza ve kefaret vardı. Bunda yalnız kaza var, kefaret yok. Ve fiz zina zinada da ettaazire taziri mucib olur lel had haddi değil. Yukarıki mesele de iltikai hitaneyinde had var idi. Ve bunda ise had yok tazir var. Ve fiz talaki talakta da öyle talaki bidunil halveti halvet olmaksızın olan talakta da nisfül mehir nisfel mehri mehri nisfini muciptir. İnde tesmiyeti eğer zikretmişse mehri muayyen bir miktar kesmişler.
vel müt'ate müt'ayı mucibuhu inde ademiha tesmi etmemiştir. Şu halde iltikâf-ı tayneyn olmamış da yalnız inzar olmuş. Bunun hükümleri daha hafif kalıyor. İltikâf-ı tayneynin hükümleri daha şiddetli oluyor. Bu böyle olursa ondan ne çıktı? فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nazaran iltikâ-i hitâniyinin mucibi daha ağlaz olursa اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ Böylece ağlaz ola huve o iltikâ-i hitâniyin fî hükmü l-ehdâs ehdâsın hadeslerin hükmünde de iltikâ-i hitâniyin ola اَغْلَزَ الْاَحْدَاسِ hadeslerin en galizi ola. Madem iltikai hitaniyenin mucib olduğu hükümler eğlaz oluyor, öyleyse hadeslerin de eğlaz olması lazım gelir. Ve yecibu fihi, bu iltikai hitaniyinde de vacip olur, eğlazu ma yecibu fil ehdas. Hadeslerde vacip olanların en eğlazı, o da nedir? O da gusuldur. İşte bundan da bu çıktı. Ve hüccetun ukhra, diğer bir hüccet de fizalik, bu meselede diğer bir hüccet daha olucudur ki enna ra'ina, biz gördük hadil eşya, bu eşyayı yani had, sevum, had, mehir elleti vecebet, böyle eşyalar ki vacip oldu biltikai hitaneyn, iltikai hitaneyn sebebiyle vacip oldu. Hacda ne oldu? Hac ifsad edildi. Evet. Hem demin mucib oldu, hem hacı ifsad etti, kasası lazım geldi, oruçta kasavı kefareti mucib oldu, zinada haddi mucib oldu, talakta mehri ve iddeti mucib oldu. Evet. Böyle olunca vecebet biltikâil hitâneyn, iltikâi hitâneynle vacip olan bu eşyaları gördük ki فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا Bundan sonra olursa iltikâ-i hitâneyn ile hüküm sabit olduktan sonra olursa bulunursa ney? El-inzâl-ü insan لَمْ يَجِبْ vacip olmaz بِالْاِنْزَالِ İnzâl ile hükmün sani ikinci bir hüküm nazil olmaz. وَاِنَّمَا الْحُكْمَ Hüküm لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ Hitâneynin iltikâsıyladır. İltikâ-i hitâneyn bulundu mu? Mesela o adama had vaciptir. Had vacip, ondan sonra inzal olmuş. Kadının üzerinden kalkmamış da inzal da olmuş. İltikai hitaneyinle o hüküm sabit oldu. İnzal olsun olmasın. İnzal olduktan sonra ikinci bir hüküm mü gelecek? Yok. Şimdi izah ediyor. Diyor ki, elâ tera, görmez misin? Enne racülen bir adam. Lev câme'a mra'eten bir kadına cima ise cima'a zinâin zina cimai. Bir kadına zina ise feltekâ hitânâhumâ. Onların sünnet mehalleri birbirlerine girse vecebel haddu aleyhimâ. Her ikisine de had vacip olur. Bizalik bu iltikâ-i hitâneyn sebebiyle. Velev ekâme aleyhâ. O kadının üzerinde kalsa. Burada aleyhimâ demiş ama yanlış o. Aleyhâ. Kadının üzerinde dursa. Hatta enzele, hatta meni nazil olsa. Lem yecib bizalik, bu meninin nüzulü sebebiyle vacip olmaz. Aleyhi, o adam üzerine. O adama kadın da öyle. Ukubetün, bir ukubet. Öyle ukubet ki, gayrul haddillezi vecebe aleyh. Onun üzerine vacip olan hadden başka bir ukubet vacip olmaz. Ne sebebiyle vacip olmuş? İltikâ-i hitâneyn. İltikâ-i hitâneyn ile ona bir ukubet vacip olmuştu. Ondan başka bir ukubet daha lazım gelmez. Ve lev kâne zâlike cimâ'u, eğer o cimâ olursa alâ veçhi şüphetin, şüphe veçhi üzerine olursa, zina etti mi onun zina olduğunu bilmedi. Mesela mülki yemin yahut da şüphe-i nikah yahut da böyle bir şey olduysa onda da olur. Fevecebe aleyhi, o adam üzerine vacip olur. El mehr-u mehir biltikâ-i hitâneyn, hitâneynin iltikası sebebiyle mehir vacip olur. Sümme ekâme aleyhâ, o kadın üzerinde kalsa, devam etse, hatta enzele, hatta meni nazil olsa,
lem yecib aleyhi, o adam üzerine vacip olmaz. Fî zâlikel inzâr, bu inzalda şeyun başka bir şey. Ve âdem-i vecebe ona vacip olduktan sonra biltikâ-i hitâneyn, iltikâ-i hitâneyn ile bir hüküm vacip oldu ya, ondan başka bir şey ona vacip olmaz. Ve kâne oldi mâ ol bir şey ki yuhkemu bihi, anında hükmedilir. Fî hâzîl eşyâ, bu eşyada, bu dediğimiz savun, hâcik, bu gibi şeylerde. Alâ men câme'a cimâ etti de fe enzele meni geldi. Kadına mücamet etti, meni nazil oldu. Bu eşyalarda hükm olunan bir şey. Hüve, o oldu, ma ol bir şey oldu ki yuhkemu bihi, anında hükm olunur oldu. Aleyhi adam üzerine izâ câme'a gelen mümkün. Mücamet etti de nazil olmadı. Hükümler birdir. Yani bu adam kadına tekarrub etti, cima etti, meni nazil olmadı. Ne hükümdü? İşte o kadına cima etti de meni nazil oldu, aynı hüküm birdir, değişmez. Ve kânel hükmü fî zâlik. İşte bunda hüküm oldu. Hüve o liltikâ-i hitâneyni, iltikâ-i hitâneyn sebebiyle bu hükmüne vacip oldu. لَا لِلْاِنْزَالِ الَّذ۪ي يَكُونُ بَعْدَهُ İltikâ-i hitâneyn'den sonra inzalın sebebiyle değil. Yani esas bu oruçta fasit olması, orucun fasit olmasıyla gaza ve kefaretin lazım gelmesi yahut da hacda den lazım gelmesi ve haccın fasit olması, zinada haddin lazım gelmesi, talakta mehrin, iddetin lazım gelmesi, bunlar iltikâ-i hitâneyn sebebiyle oldu, inzal sebebiyle olmadı. Ondan sonra inzal bulunsa bile bir hüküm ziyade gelmez, hüküm yine odur. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. Kavlüllezîne şul, bir kimselerin kavli ki, kâlû, onlar dediler. Ne dediler? İnnel cima'a yucibil usle. Cima'a usle mucittir. Kâne me'hu inzalun, ister onunla beraber inzal olsun, evlem yekun, isterse olmasın. Bunların kavli sabit oldu. Ve hâda kavlu Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam'ın kavli de budur. Ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in, Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in de kavli budur. Ve âmmetil ulema rahimehumullahu teâlâ. Bütün ulemanın kavli de budur. Evet, bu mezhebe sahip olanlardan dört imam, diğer üç imam da beraber, Sevri, İshak, Ebu Sevr, Taberi, başkaları, bütün ulema bu mezhebe sahip olmuşturlar. Ve aşağı yukarı bu icma sayılır. İcma-i ümmet sonradan bunun üzerine olmuştur. Ve hüccetün uhra, diğer bir hüccet daha fizalik, bunda olucudur. Diğer bir hüccet daha vardır ki enne fehden haddesena, İmam-ı Tahavi diyor ki Fehd bize söyledi. Kale haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kale haddesena Ubeydullah an Zeyd'in an Cabir'i. Zeyd Cabir'den rivayet eyledi. Cabir kim? Huve ibn-i Yezid, İbn-i Yezid'dir. Yezid-i Cuhfi'nin oğludur. Yani çünkü Cabir mutlak geldiğinden acaba hangi Cabir'dir diye onu izah ediyor ki İbn-i Yezid. An Ebi Salih, o da Ebi Salih'ten rivayet eyledi. Kale Semiyet Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu yahtub. Hazreti Ömer hutbe okurken ben işittim. Fekale buyurdu ki Hazreti Ömer, İnne nisa'l ensar, ensarın kadınları, tüfteyne, onlara fetva verilir. Yani başkaları onlara fetva öğretmişler, söylemişler ki اَنَّ الرَّجُلَ, erkek اِذَا كَامَعَ مُجَامَعَةِ cima eder de فَلَمْ يُنْزِلْمَنِ nazil olmazsa فَاِنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ, kadın üzerine orucudur, الْغُسْلَ غُسُلْ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ, halbuki erkek üzerine gusül yok, erkeğe gusül lazım gelmez, kadına gusül lazım gelir diye ensarın kadınlarına fetva vermişler. Ve innehu leysa kema üftine, bu onların onlara fetva verildiği gibi değildir. O kadınlara böyle fetva verdiler, bu fetva doğru değildir. Ve iza cavezel hitanul hitane, sünnet mahalli, sünnet mahalline tecavüz ederse
fakat vecebel uslu usul vacip olur. İşte bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbede okuduğunu ben işittim. Evet. قال ابو جعفر امام التحاوي buyuruyor ki fe fi hada el eser, işte bu eserde olucudur ki enel ansar kanu yarawna, ansar görürdüler ki enel ma min el ma, usul meninin nüzulundan lazım gelir. İnne ma huwa fi'r rijal, bu kaide rijal hakkındadır. Öyle rijal ki el mücamiin, cima eden erkekler hakkındadır. La fi'n nisa, kadınlar hakkında değildir. Öyle kadınlar ki el mücamiati, cimada bulunmuş kadınlar üzerine değildir. Yani elma'u minelma, bu erkeklere mahsustur, kadınlara değildir. Öyleyse erkekler meni gelirse usleder, yoksa etmez. Fakat kadınlar meni gelsin gelmesin usleder. Dediler, erkeği başka hükümde gördüler, kadınları da başka hükümde gördüler. Halbuki ve ennel, şunun anlaşılıyor, ve ennel muhalefete, halbuki muhalefete, yani erkeğin sünnet mehalline, kadının sünnet mehalline temas etmesi, tuğcibü alen nisa, kadına vacip kılar el guslu gusli ve inlem yekün meha inzalun, kadınla inzal olmasa bile ona guslu icap eder. Bu hükmü, bundan bu hüküm çıktı. Yani kadında nazil, meni nazil olsun olmasın, ona cima edildi mi ona gusul vacip oluyor. وَقَدْ رَيْنَا, biz gördük ki الْاِنْزَالَ اِنْزَالِ يَسْتَب۪ي ف۪يهِ, onda müsavi oluyor. حُكْمُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ, kadınların da erkeklerin de hükmü inzalda müsavidir. فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمْ, anlara guslun vacip olmasında. Yani kadından meni geldi mi gusül vacip oluyor. Erkekten geldi mi o da vacip oluyor. Bunda ikisinin hükmü müsavi. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ, buna nezeren madem meninin nüzulunda ikisine de usul vacip oluyor, ikisinin de hükmü birdir. Buna nazar edilirse ne lazım gelir? En yekûne ula hükmül muhalatati, muhalatanın hükmü de bula. Yani nüzul vâkı olmaksızın iltikâul hitâneyn olursa, o da ola. Elleti, öyle muhalata ki la inzâle me'ahâ, o muhalateyle inzâl olmadı. Yalnız iltikâul hitâneyn oldu. Evet. Buna nazaran ola yestevi fiha, anda da müsavi ola hükmü ricali ve nisa, erkeklerle kadınların hükmü müsavi ola. Ne de fi vücubil gusli, guslün vacip olmasında aleyhim, onlar üzerine. Madem meni nazil oldu mi erkeklere ve kadınlara gusül vacip geliyor, öyleyse meni nazil olmadı da fakat iltikâul hitâneyn bulundu. Onda da kadınlarının, erkeklerin hükmü bir olması lazım gelir. İkisine de olsun vacip olması lazım gelir. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.